Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz bugün son alemimize geçiyoruz gençler hayvanlar alemi dediğimiz zaman canlılar dünyası ünitesinin aslında sonuna iyice yaklaşmış oluyoruz alemlerin dışında hiçbir canlı grubu içerisinde değerlendirilmeyen virüsleri de anlatacağız bir sonraki dersimizde canlılar dünyasının tamamını bitirmiş olacağız gençler bugün hayvanlar alemini anlattıktan sonra önümüzdeki hafta ne başlıyor? İkinci dönem, ikinci yazılı hazırlık kampı başlıyor gençler. Tüm derslerin yazılılarına hep birlikte hazırlık yapacağız. Öncelikli olarak tabii ki bir de ödevlerinizi vereyim. Ödevlerinizi de verdikten sonra konu anlatımımıza geçelim. Canlılar dünyasının en sonuna kadar geldik. Hayvanlar alemi uzun bir alem gençler. Burada omurgasız hayvanları anlatacağız. Omurgalı hayvanlardan bahsedeceğiz. Genel özelliklerini anlatacağız. Hatta hatta sayfa kaça kadar geleceğiz? 185'e kadar bugünkü dersimizde geleceğiz. Sayfa 174'ten 0'dan 9'a da ben bitirdikten sonra bu anlatımı yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Aynı şey Dinamo için de geçerli. Gençler nereye kadar geliyorsunuz? Virüslere geçiş yapmıyorsunuz. Memeliler sayfasına kadar geliyorsunuz. Yani bu dersi bitirdiğimiz zaman 9 Dinamo'dan sayfa 143'e kadar yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor diyeyim. Böylelikle hemen konu anlatımına başlıyorum. Yaslanın arkanıza. Şimdi bugünkü dersimizde tabii ki hayvanlar aleminin genel özelliklerinden bahsedeceğim. Hayvanlar alemini kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir omurgasız hayvanlarımız bir de omurgalı hayvanlarımız olacak. Omurgalı ve omurgasız hayvanların karşılaştırmasını da bugünkü dersimizde vereceğim. Hatta dersin sonunda yazılı da çok işinize yarayacak. Tüm alemleri karşılaştırdığımız bir tablo hazırladım. Onu da vereceğim gençler. Hayvanlar alemi dediğimizde dediğimiz zaman bildiklerimizle başlayalım. En gelişmiş alem olduğuna göre tabii ki ökaryot hücre yapısına sahiplerdi. Hayvanlar aleminde bulunan tüm canlılarda tabii ki çok hücreliydi. Tek hücreli bir tanıdığımız hayvan yok gençler. Hayvanlar alemindeki canlılar aktif olarak yer değiştirme hareketi yapabilecekler. Ama başına ne yazmışız? Genellikle kelimesini yazmışız. Çünkü Omurgasız hayvanlardan mesela süngerleri anlatacağız Süngerler aktif yer değiştirmiyor veya omurgasız hayvanlardan sölen terlerden hidra aktif yer değiştirmiyor. Tüm hayvanlar aktif yer değiştirir derse soruda bize tabii ki bunu yanlış olarak kabul edeceğiz. Hayvanlar alemindeki canlılara baktığımız zaman bunlar heterotrof beslenme özelliğine sahipti yani bunlar besinlerini doğadan hazır olarak alan canlı biz biliyoruz ki bitkiler alemindeki canlılarda büyüme sınırsızdı. Hayatları ne kadar uzunsa büyümeleri de o kadar çok gerçekleşiyordu ama hayvanlar alemindeki canlılarda büyüme sınırlı. Biz de tabii ki hayvanlar alemine dahil canlılarız, memeliler grubuna dahiliz. Belli bir yaştan sonra boyumuz uzamıyor gençler. Aynı şey arı için, keçi için, inek için, kuş için de geçerli. Vücutları anca belli bir büyüklüğe kadar büyüyebiliyor hayvanların çoğunda eşeğili üreme söz konusu olacak ama bazı hayvanlarda eşeğili üremenin yanında bazı eşeğisiz üremelerde görülebiliyor mesela bir tane solucan çeşidi var üçe bölünüyor her kısım kendini tamir ediyor üç tane solucana dönüşüyor bu mesela bir eşeğisiz üremedir diyeceğiz omurgalı hayvanlar tabii ki omurgasız hayvanlara göre daha gelişmiş yapılıdır Buradan da omurgasız hayvanlara geçiş yapıyorum gençler. Hayvanlar alemine hani omurgasızlar ve omurgalılar olarak ikiye ayırdık ya. Omurgasız hayvanlar hayvanlar aleminin en geniş grubunu oluşturacak. Kıkırdak veya kemikten oluşan iç iskelet bulundurmayacaklar. Mesela bizim kemik yapılı aralarda kıkırdakların da bulunduğu iskeletimiz var. Biz omurgalı hayvanlara dahiliz. Omurgasızlarda iskelet bulunacak ama kıkırdak veya kemikten oluşmuş değil. Sırtlarının arka kısımlarında tabii ki omurga bulunmayacak. O yüzden böyle isimlendiriliyorlar. Sinir şeritleri sırtlarında değil, karın kısımlarında bulunacak. Bazılarında dış iskelet, mesela böceklerde. Mesela bazılarında da iç iskelet bulunacak. Deniz yıldızı, sünger gibi canlılardan bahsediyoruz. Suda yaşayan çeşitleri var, karada yaşayan çeşitleri var. Omurgasız hayvanlarda da genellikle açık kan dolaşımı bulunacak. Açık kan dolaşımı ile neyi kastediyorum? Bizim atar damarlarımız, toplar damarlarımız bir de bunları birbirine bağlayan kılcal damarlarımız var. Atar damarla toplar damar arasında kılcal damar bulunduran canlılara kapalı dolaşım sistemine sahip canlılar deriz. Mesela tüm omurgalılar kapalı dolaşım sistemine sahiptir. Omurgasızlarda genellikle açık dolaşım var. Yani kılcal damar yok ama omurgasız murgasızlarda kapalı dolaşımda görülüyor. Hayvanlar aleminin en geniş grubundan bahsediyoruz ya. O yüzden burada pek çok şey karşımıza çıkıyor. Mesela Omurgalı hayvanların tamamında iç iskelet vardır diyeceğim omurgasızda iç iskelette var dış iskelette var omurgalıların tamamında kapalı dolaşım var diyeceğim omurgasızlarda açık dolaşımda var kapalı dolaşımda var çok fazla çeşitlilikten bahsediyoruz unutmayın devam edelim. Omurgasız hayvanları kendi içerisinde altıya ayıracağız. Aklımızda kalsın. Seda, sayan, sosis, yedi şeklinde de kodlayacağız gençler. Bunları süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenlilerden bahsedeceğiz. Her zaman nereden nereye doğru yazıyorum? Gelişmemişten gelişmişe doğru yazıyoruz. Unutmayın. Süngerlere baktığımız zaman en basit yapıya sahip hayvanlardan bahsediyoruz. Aktif yer değiştirme hareketi bile yapmıyorlar. Sonra kime geleceğim? Sölenterlere. Sölenterler dediğimiz zaman sinir sisteminin ilk görüldüğü grup olacak. He, buradan bir sonuca varabilirim demek ki süngerlerde sinir sistemi yok hayvanlar alemi içerisinde sinir sistemi bulundurmayan tek grup süngerler olacak oradan solucanlardan bahsedeceğiz bölmelere ayrılmış sistemlere vücut yapıları vardır diyeceğiz yumuşakçalar dediğimiz zaman salyangoz gibi mürekkep balığı gibi ahtapot gibi midye gibi canlılardan bahsedeceğiz eklem bacaklılar da omurgasızları en geniş grubudur. Böcekler, kabuklular bu gruba dahil olacak. Kitinden yapılmış dış iskeletleri var. Bir de bunlarda özel bir solunum görülüyor. Trake solunumu ondan da bahsedeceğiz. Derisi dikenliler de omurgasızların en gelişmiş grubu. Tamamı denizlerde yaşıyor. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarı gibi canlılar tabii ki derisi dikenliler grubuna dahil olacak. Süngerlerle başlıyorum. Birincisi ne yapıyor bunlar zemine bağlı olarak yaşıyorlar. Yıldız aktif yer değiştirme hareketi yok en basit organizasyona sahip gelişmiş sistemleri bulunmayan hayvanlardan bahsediyoruz. Sinir sistemi bulundurmuyorlar unutma bunu da yazılı da hocanız sorabilir. Süngerlerin vücutlarına baktığımız zaman torba şeklinde kadeh şeklinde veya vazo şeklinde olabiliyor. Bunların vücutlarında besinlerin alınmasını atıkların atılmasını sağlayan delikler var. Bu deliklere de por ismini vereceğiz. Mesela heterotrofya ya besini dışarıdan hazır karşılayacak ya buradan bir canlı geçerken diyor içeriye doğru çekiyor. İçeride bu besini parçaladıktan sonra atıklarını da dışarıya atmış olacak. Süngerlere devam ettiğimiz zaman ne yapacaklar? Bunlar etraflarından geçen canlıları yakalayacaklar. Yani mikroskobik organizmaları ya da organik parçacıkları hücre içi sindirim yoluyla parçalamış olacaklar. Eşeyli üreme yapabilirler ama süngerlerden bir parça koptuğu zaman o kısımda kendini yenileyebiliyor. Yani eşeysiz yolla da üreyebiliyorlar. Baktığımız zaman süngerlerde her mafroditlik olduğunu da görüyoruz. Her mafrodit ne demek? Bir canlıda hem erkek üreme sistemi hem dişi üreme sistemi varsa o canlıya hermafrodit canlı denir. Mesela solucanların çok büyük bir kısmında bu durumu görüyoruz. Kendi ürettikleri spermle kendi ürettikleri yumurtaları dölleyebiliyorlar. Aynı şey süngerlerde de var. Yani hem yumurta üretebiliyorlar hem de sperm üretimini gerçekleştirebiliyorlar. Bir parçası koptuğu zaman kendini yenileyebiliyor demiştim. Bu şekilde eşeysiz üreme yapabiliyor demiş ya. O yüzden diyoruz ki kendini yenileme yetenekleri yüksek. Ne yapabiliyorlar? Eşeysiz üremelerini bu şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Ev ve vücut temizliğinde de tabii ki süngerler kullanılabiliyor. Biz bu süngerlerin fabrikada benzeri yapılmışını mesela bulaşık yıkarken kullanıyoruz ama aktara gittiğimizde gerçek süngerde satın alabiliriz gençler. Geldim sölen terlere. Sölen terler süngerlerden bir tık daha gelişmiş canlılardan bahsediyoruz. Ne yapacaklar? Bunlarda serbest ve sürü yüzücü dediğimiz kısımlar serbest yüzücü dediğimiz canlı grupları bulunacak. Mercanlar, hidralar ve deniz şakayı sabitlere deniz anası dediğimiz canlılar ise yüzücü sölenterlere örnek olacak. Yine bir yıldız atmanızı istiyorum. Yazılı da canlıları verip hangi canlı hangi gruba dahildir diye sorabilir. Genellikle deniz anası yazıldığı zaman yumuşakçaya doğru bir işaretleme yapılınıyor. Sakın düşme yanlış. Deniz anası nedir? Sölen terdir. Yumuşakça değil doku düzeyinde bir organizasyon gösterecek, kas ve sinir dokularıyla üreme organları bulunacak, solunum ve boşaltım sistemleri yok. Ya hocam o zaman bunlar nasıl yaşıyor? Her hücre solunum için dışarıdan oksijen alıyor, her hücre atığını da yine aynı yolla dışarıya vermiş oluyor. Sinir sistemine çok basit yapılı ilk kez kimde rastladık? Sölenter dediğimiz canlı grubunda rastladık. Sölenterlerde madde alışverişi vücut yüzeyinden gerçekleşiyor. Bazılarının avcılardan korunmak, avlanmak, kendi türüyle veya diğer türlerle ilişki kurmak için neyi var? Mavi renkli bir ışık çıkarma özelliği var gençler. Buna da biolüminesans ismini veriyoruz. Yani etrafa ışık saçmış oluyorlar. Sölenterlerde eşeyli ve eşeysiz çoğalmanın birbirini takip ettiği özel bir üreme şeklinde bahsedeceğiz. 10. sınıfta da eşeğsiz üreme çeşitlerini göreceksiniz. Mesela canlının kopan bir vücut parçasının yenilenerek yeni bir canlıyı meydana getirmesine rejenerasyon denir. Süngerleri orada örnek vereceğiz. Rejenerasyon yaparak üreyebiliyorlar. Tomurcuklanma dediğimiz bir eşeğsiz üreme çeşidi de var. Ona da mesela bu gruptaki hidrayı örnek vereceğiz gençler. Geleyim diğer bir grubuma. O da bizim için tabii ki solucanlar olacak. Solucanlara baktığımız zaman vücutları yuvarlak, yassı şekilli olabiliyor. Bazılarında da halkalara ayrılmış olacak gençler. Hatta onlara da halkalı solucanlar ismini vereceğiz. Şimdi bu gruba kadar tek açıklıklı sindirim sisteminden bahsediyorduk. Yani besini aldığı yerle atığı attığı yer aynı. Ağız, anüs farklılaşması yok. Solucanların Orta grubundan itibaren ağız ve anüs farklılaşması söz konusu olacak. Yani ilkel yassı solucanlarda, ya tenya gibi solucanlarda yine ağız anüs farklılaşması yok. Bunlar tek açıklıklı bir sindirim sistemine sahip ama diğer gruplarda anüs ve ağız farklılaşması var. İki açıklıklı bir sindirim sistemi bulunacak. Ne yapıyorlar? Nemli ortamlarda yapışıyorlar. Çünkü bunlar deri solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştir Toprak veya suda yaşayabilen türleri olduğu gibi insan vücuduna girip veya başka bir hayvanın vücuduna girip parazit yaşayabilen türleri de var gençler. Doku ve organ farklılaşması da ilk kez bu canlı grubunda görülüyor. Devam edelim. Mesela tenya, bağırsak solucanı, kıl kurdu gibi yuvarlak solucan türlerinde ağız anüs farklılaşması iki açıklıklı sindirim sistemi var. Halkalı solucanlara da baktığımızda aslında onları biraz daha fazla tanıyoruz. Böyle yağmur yağdığı zaman toprak kenarlarında solucanların çıktığını görürüz. Normalde halkalı solucanlar toprağın içerisinde geziyor. Yağmur yağdığı zaman toprağın içindeki hava boşlukları suyla dolduğu için bunlar da hava alabilmek için toprağın üstüne çıkıyor. Yağmur yağdıktan sonra toprağın üstünde çok fazla derecede solucan görmüyoruz sebebi bu gençler. Dedim ya omurgasız hayvanlar çok büyük bir grup her şeyden karşımıza çıkıyor omurgasızlarda genellikle açık dolaşım vardır ama bazı omurgasızlarda kapalı dolaşımda görülüyor diye halkalı solucanlar da kapalı dolaşımın görüldüğü bir canlı grubudur yani atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan kılcal damarları bulunuyor gençler. Eşeyli üremelerine rağmen bazı türleri tabii ki eşeysiz olarak yani rejenerasyonla kopan parçasını yenilemesiyle de çoğalabiliyor. Mesela planaryayı gidiyorlar, üçe bölüyorlar. Planeryanın her bir parçası kendini tamamlıyor. Yani sayı birden 3'e çıkıyor. Bu da eşeysiz üremesine örnektir. Bir de solucanlarda her mafroditlik var. Ne der mafroditlik? Bir canlıda hem erkek üreme sistemi hem dişi üreme sistemi varsa ona hermafrodit diyorduk. Solucanlar hermafrodit ya. Hem aynı eşeyli olabiliyorlar hem de ayrı eşeyli olabiliyorlar. Mesela bu bunun dişi üreme sistemi, burası da erkek üreme sistemi olsun. Bu da başka bir solucan. Burası dişi üreme sistemi, burası erkek üreme sistemi. Eğer kendi ürettiği yumurtayı kendi ürettiği sperm döllerse diyoruz ki aynı eşeylidir. Her mafrodit aynı eşeyli kendi spermi kendi yumurtasını döllüyor. Genetik çeşitlilik var mı? var. Çünkü yumurta ve sperm üretiminde mayoz bölünme gerçekleşir. Genellikle her mafrodit ayrı eşeyli oluyorlar. Mesela Mayıs ayında atıyorum bu solucanın erkek üreme organı olgunlaşıyor ve sperm üretimini gerçekleştiriyor. Diğer solucanın da Mayıs ayında dişi üreme sistemi olgunlaşmış oluyor. İkisi de her mafrodit ama ayrı eşeyli. Davranış gösteriyorlar gençler kendi kendini dölleme dediğimiz gibi çok nadir türlerde karşımıza çıkıyor. Geleyim yumuşak çalara vücutları yumuşak olan canlılardan bahsediyoruz. Ahtapot gibi salyangoz gibi midye gibi midyenin neresi yumuşak demeyin gençler. Midye asıl içerideki canlıdır etrafını kendi korumak için sert bir kabuk bulundurabilir. Aynı mantık salyangoz için de geçerli tabii ki salyangozun da bir kabuğu var ama asıl canlı burada gördüğümüz canlıdır. Tatlı sularda, tuzlu sularda, karalarda yaşayabiliyorlar. Eşeyli üreme yaparak birey sayılarını arttırıyorlar. Bakıyorum bu grup içerisinde birbirinden çok farklı büyüklükte çok farklı şekillerde canlılar var. Mesela milimetrik yumuşakçalar olduğu gibi bazı ahtapotların boyu metrelerce olabiliyor. Yani büyüklük bakımından oldukça farklı örnek bulunduracaklar. Suda yaşayanlar ne yapsın? Suda yaşayan canlı solungaç solunumu yapar. Karada yaşayanlarda ise kabuklarının altında bir yüzey bulunuyor. Bununla solunum yapabiliyorlar. Bazı yumuşakçalarda kabuk bulunur dedim ya bu da CACO 3'ten yapılmış bir kabuktur. Gençler yani kalsiyum karbonattan meydana gelen bir kabuktur demek istiyorum. Baktığımız zaman hayvanlar aleminin en geniş grubu omurgasız hayvanlardı. Omurgasız hayvanların en geniş grubu eklem bacaklılardı. Eklem bacaklılardan sonraki en geniş grubumuz ise yumuşakçalar olacak. Yumuşakçalara baktığımız zaman çok büyük bir kısmında açık dolaşım tabii ki görülecek ama yumuşakçalardan kapalı dolaşıma sahip olanlar da var. Mesela ahtapot mesela kalamar kapalı dolaşım sistemine sahiptir. Yine birçok salyangoz türü de her mafrodit özellik gösteriyor gençler unutmayın. Midyelerin içerisinden de ne çıkartıyorlar? İnci çıkartıyorlar. Aslında midyenin inci üretmek amacı içerisine giren bir tozun etrafını kaplayıp kendine zarar vermesini engellemek. Ama biz ne yapıyoruz? Aa ne kadar güzel parlak bir taş üretmiş deyip boynumuza takıyoruz. Unutmayın. Yumuşakçaların pek çok çeşidi insanlar tarafından besin maddesi olarak tabii ki tüketilecek. İstiridiyelerden elde edilen inci ile sedef takı veya süs eşyası da tabii ki yapılabilecek diyeyim. Buradan da eklem bacaklılara geçiyorum. Eklem bacaklılar karasal hayata başarılı bir şekilde uyum sağlamış. Dünya üzerinde en fazla canlı türü bulunduran gruptur. Ne yapacağız? Böceğin üstüne bastık. Çatırt diye bir ses duyacağız böceğe bastığımız zaman daha doğrusu eklem bacaklıları ezdiğimiz zaman o çatırt sesinin gelmesinin sebebi eklem bacaklıların dış iskeletidir. Eklem bacakların dış iskeletinin kitin yapılı olduğunu da ta ilk ünitede zaten söylemiştik. Yine hayvanlar aleminde büyüme sınırlı. Tabii ki bu dış iskelet daha da sınırlandırmış oluyor. O yüzden bazı eklem bacaklılar dönemsel olarak dış iskeletlerini değiştiriyor değiştirebilirler. Buna da başkalaşım, metamorfoz ya da deri değiştirme diyebiliyoruz. Tırtılın kelebeğe dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Normal şartlarda bize bilmesek tırtılı gösterse bir de kelebeği gösterse bak bu iki canlı aynı canlı dese hadi oradan ne alakası var ki deriz. Ama işte tırtılın etrafında bir örtü oluşturduğunu, daha sonra kelebeğe dönüştüğünü bildiğimiz için mekanizma bize kolay geliyor. Bir canlıya baktığında bir de gelecekteki haline baktığında bambaşka özelliklere sahipse ona başkalaşım yaptı diyoruz gençler. Omurgalı hayvanlardan da kurbağaları anlatırken başkalaşımdan bahsedeceğim diyeyim. Eklem bacaklılar hareketli canlılar hareket organları yürüme yüzme sıçrama zıplama uçma yakalama kazma delme gibi değişik işlevleri tabii ki yerine getirebiliyor. Beslenme tiplerine göre de ağız yapıları kesmeye delmeye çiğnemeye yalamaya veya emmeye yarayabiliyor. Solunumlarına da baktığımız zaman bunlarda borular var bu borular gaz alışverişini sağlıyor gazların taşınmasını sağlıyor bunlara da trake ismini veriyor. Örümceklerde bu trake boruları birbirinden üstüne katlanmış böyle bir kitaba benziyor. O yüzden de örümceklerde kitapsı akciğerle solunum gerçekleşir diyebiliriz. Kitapsı akciğerle kastettiğim tabii ki akciğer değil gençler. Sadece trakelerin görünümü kitaba benzediği için böyle bir benzetme yapmışlar. Suda yaşayanlar ne yapacak? Tabii ki solungaç solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştirecekler. Hayvanlar alemi içerisinde kanat oluşumunun ilk kez görüldüğü grupta tabii ki böcekler olacak. Arı, kelebek, Bunların hepsi birer böcektir. Unutmayın, eklem bacaklıdır. Unutmayın. Böceklere baktığımız zaman 3 çift bacakları, genellikle de 2 çift kanatları bulunacak. Çekirge gibi düşünebilirsiniz, kelebek gibi düşünebilirsiniz, arı gibi düşünebilirsiniz. Örümceklerde ise 4 çift bacak bulunur. Örümcek, akrep, keneler farklı bir grubu oluşturuyor. Baktığımız zaman eklem bacaklıların azotlu boşaltım atığı ürik asittir. Bunlar ayrı eşeyli canlılar. Yani erkek birey başka, dişi birey başka. Bazılarında tabii ki her mafroditlik durumu da söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda iç döllenme gerçekleştiriyorlar. Eklem bacaklı örneklerinden karılcalar, arılar ne yapıyorlar? Koloni oluşturuyorlar. Aralarda çok büyük bir hiyerarşi söz konusu. Yengeç, karides, ıstakoz, akrep, kene, örümcek, çekirge, kelebek, sinek, arı, kırkayak, çıyan... Bunların her biri birer eklem bacaklıdır unutmayın. Omurgasız hayvanların son grubuna geldim. Kim onlar? Derisi dikenlilerden bahsediyoruz. Deniz yıldızı ve deniz kestanesi gibi canlılardan bahsediyoruz. Bunlar denizlerde, okyanuslarda yani sularda yaşıyorlar. Sularda yaşadıkları için de tabii ki solungaç solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştirecekler. Açık dolaşım sistemi var. Yani bunlarda atardamarla toplar damarı birbirine bağlayan bir kılcal damardan bahsedemeyiz. Bu canlıların aynı zamanda iç iskeletleri bulunacak. Üzerinde de dikensi çıkıntılar vardır. Eşeğili üreyenleri de var, eşeğisiz üreyenleri de var. Mesela deniz yıldızının da bir kolu koptuğu zaman kol kendini tamir ediyor. Kolun koptuğu kısım da kendini tamir ediyor. Yani rejenerasyon yaparak üreyebiliyorlar gençler. Solunum solungaç veya tüp ayaklarla da yapılmış olacak. Buradan da hemen omurgasızlarla ilgili bir iki tane soru çözüyorum. Oradan omurgalı hayvanlara geçiş yapıyorum gençler. Hayvanlar aleminde yer alan canlılarla ilgili heterotrof beslenirler. Evet bunlar besinlerini doğadan hazır olarak alıyorlardı. Genellikle aktif yer değiştirebilirler demiş. Genellikle dediği için kabul edeyim çünkü süngerler yer değiştirmiyorlar ama genellikle kelimesini alabilirim. Ökaryot hücre yapılı güzel buraya kadar sıkıntı yok tek ve çok hücreli örnekleri bulunur. Hadi oradan. Hayvanlar aleminde tek hücreli bir canlı yok ki. Tamamı sistem düzeyinde organizasyona sahiptir. Hadi oradan. Süngerler sistemleri olmayan çok basit yapıla hayvanlardır. Hangileri söylenebilirin cevabı 1 ve 2 oldu. Bir canlının özelliklerinden hangilerine sahip olması bu canlının omurgasız hayvanlar grubuna ait olduğunu kanıtlar diyor. Her mafrodit olması ne bileyim ben bitkiler aleminde de her mafrodit olan canlılar vardı. Karın da sinir şeridi bulunduruyorsa he, o zaman omurgasız hayvandır. Hücre dışı sindirim yapması yine omurgasız olduğunu kanıtlamaz ki. Omurgalı hayvanlarda da hücre dışı sindirim söz konusu oluyordu. O zaman cevabımız yalnız iki oldu. Geldim omurgalı hayvanlar dediğimiz gruba gençler. Artık ne olacak sırt kısmında omurga adını verdiğimiz yapı bulunacak. Sinir şeridi de bu sırt kısmından geçecek. Bizim de yatak reklamlarında bu yatağı alın sizin sırtınıza iyi gelecek omurga dostu diyorlar S şeklinde gösteriyorlar ya. Omurgamız var ve omurgamızdan da sinir şeridimiz omur iliğimiz geçiyor gençler. Omurga oluşumu tabii ki embriyonik dönemde yani ben ta annemin karnındayken başlayacak. Embriyonik dönemde solungaç solunumu kuyruğumuz kuyruk da tabii ki bulunuyor ama bazı omurgalılarda kuyruklar oluşmayacak, devam etmeyecek gelişimine. Sinir şeritleri sırt kısmında bulunur dedik. Omurganın içinde yer alır dedik. Kemik veya kıkırdaktan yapılı bir iç iskelete sahip olacak omurgalı hayvanların tamamı yine tamamında kapalı dolaşım sistemi dediğimiz sistem görülecek. Yani atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan kılcal damarlar bulunacak kalpleri en az 2, en çok 4 odacıktan meydana gelecek. Suda yaşayanlar solungaç, karada yaşayanlar akciğer solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştirecekler. Çünkü kanlarında hemoglobin dediğimiz pigment bulunuyor. Birçok omurgalının gövdesine bağlı iki çift üyesi var. Üyeler tutmaya, yüzmeye, yürümeye ve uçmaya uyum sağlayacak şekilde de farklılaşmış durumda gençler. Bakın. Diyorum yine omurgalı hayvanların sindirim sistemleri çeşitli görevleri yerine getiren özelleşmiş bölgeler içerecek holozoik beslenenler var. Holozoik beslenme ne demek? Besinlerini katı parçalar halinde alabiliyorlar. Otçul beslenenler, etçil beslenenler veya hem ot hem et yiyen hepçil beslenenler olacak. Boşaltım organlarına baktığımız zaman omurgalıların tamamında boşaltım organı tabii ki böbrektir gençler amonyak üre veya ürik asit dediğimiz azotlu boşaltım atıklarını atabiliyorlar. Tümünde eşeğili üreme söz konusu olacak. Kuşlar ve memelilere baktığımız zaman da bunlarda da yavru bakımı görülüyor. Omurgalı hayvanları da biz krem diye kodlayabilirsiniz. Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere 5 tane omurgalı hayvandan bahsedeceğiz. Balıklarla başlıyorum. Bir kere bunlar sabit vücut sıcaklığına sahip değil değişken ısılı canlılardır. Vücutları genellikle pullarla kaplı olacak ama köpek balığında mesela pullar bulunmuyor. Solungaç solunumu yapan canlılardan bahsediyoruz. İki yaşanlılar yine vücut sıcaklıklarını sabit tutamıyorlar, değişken vücut ısılı canlılar. Başkalaşımından çok bahsedeceğiz bizim için önemli. Üyeleri bulunacak, hayatlarının bir kısmını, daha doğrusu başlangıç kısmını suda, sonraki kısmını ise karada geçirecekler. Sürüngenler de yine vücut sıcaklığını sabit tutamayan canlılardır. Vücutları keratinleşmiş pullarla kaplı olacak. Kuşlara ve memelilere Baktığımız zaman ise artık vücut sıcaklığı sabit. Mesela biz ölçtürüyoruz vücut sıcaklığımız 37 derece 38'lere 38 buçuklara 38 çıktığı zaman hemen doktora koşuyoruz ya da kendi çapımızda önlem almaya başlıyoruz. Çünkü biz vücut sıcaklığı sabit canlılarız. Kuşların vücutları tüylerle kaplı, akciğer solunumu yapacaklar, vücut ısıları sabittir dedik. Dişleri yok, bunun yerine tabii ki gagaları bulunacak. Memeliler dediğimiz zaman da kıl bulundurabilmek vücutlarında memelilere özgü bir özelliktir. Akciğer solunumu yapacaklar, yine vücut ısılarının sabit olmasından bahsettik. Yavrularını da sütle besleyecekler, meme bezleri olduğu için bu gruba zaten bu isim veriliyor. Balıklarla başlıyorum. Bunlar suda yaşayacaklar. Tatlı sularda yaşayabilen balıklar var, tuzlu sularda yaşayabilen balıklar var. Köpek balığı, çekiç balığı, vatoz gibi türlerinde kıkırdaktan yapılı bir iskelet bulunacak. Hamsi, sazan, levrek gibi türlerinde ise kemikten yapılmış bir iskelet bulunacak gençler. Yani balıkları kıkırdaklı ve kemikli balıklar olmak üzere ikiye ayırabiliyoruz. Köpek balığı, vatos kıkırdaklı balıklara dahil oluyor. Diğerleri hamsi, palamut bunlar kemikli balıklara dahil oluyor. Ben burada durup bir soru sorsam. Hamsi mi daha gelişmiş bir canlıdır köpek balığı mı daha gelişmiş bir canlıdır diye sorsam Cevabın hamsi olacak. Canlının vücut büyüklüğüne bakarak sınıflandırmasını yapmıyoruz. Köpek balığı o kocaman daha büyük diye daha gelişmiştir diye bir şey yok. Genellikle dış döllenme, dış gelişme söz konusu olacak. Yani erkek balık spermlerini suya bırakacak, dişi balık yumurtalarını suya bırakacak. Yumurta ve spermin birleşmesi, birleşmesi dış ortamda gerçekleşecek. Buna dış döllenme ismi veriliyor. Ne yapacak? Tabii ki döllenmeden sonra bebiş de dış ortamda gelişim gösterecek. Yavru bakımı bunlarda görülmüyor. Vücut ısıları değişkendir, yani bunlara soğuk kanlı canlılar diyebiliyoruz. Kış uykusuna yatmazlar. Ne yaparlar? Hava çok soğuduğu zaman, suyun üstü buz tuttuğu zaman biraz daha aşağıdan yüzmeye başlıyorlar. Aşağılara gidildikçe suyun sıcaklığı arttığı için suda yaşadıkları için tabii ki solungaç solunumu yapacaklar azotlu boşaltım atıkları da amonyak olacak. Unutmayın balık. Balıkların kalbi iki odacıklıdır isminin iki eceli olması gibi oradan aklınızda kalsın. Kalplerinde de sadece kirli kan bulunacak bir tur geçiş söz konusu olacak. Çoğu balıkta suda batmadan kalmayı sağlayan hava keseleri bulunur. Ama köpek balıklarına baktığımız zaman bu hava keselerine rastlamıyoruz gençler. Balıklar omega 3, omega 6 gibi yağ asitleri bakımından çok değerli. O yüzden de tabii ki beslenmemizin içerisinde balıklar bol bol tüketilmesi gereken gıdalar içerisinde yer alıyor. Bu yağ asitleri de zeka gelişiminde önemli. Ayrıca A ve D vitamini de içeriyor gençler. Balık yağı parfüm, boya gibi ürünlerde kullanılıyor baş ve vücut şekilleri de taklit edilerek otomobiller yapılabiliniyor ya da bu suyun altında giden o gemiler Tabii ki balıkların vücutları taklit edilerek yapılmış araçlardır. Geleyim iki yaşanlılara, iki yaşanlılara aynı zamanda amfibiyalar ismini de verebiliyoruz. Bunlar aslında kurbağa ve semender dediğimiz canlılardan bahsediyoruz. Başkalaşım geçiren canlılardır. Tatlı sularda ve nemli karasal bölgelerde yaşamaya uyum sağlamış canlılar ayrı eşeyliler. Erkek birey başka, dişi birey başka. Tabii ki eşeyli üreme yaparak birey sayılarını arttıracaklar. Döllenme ve, ve embriyonel gelişimleri suda gerçekleşecek. Balıklar için ne dedim? Erkek balık spermini suya bırakıyor, dişi balık yumurtasını suya bırakıyor. Sperm ve yumurtanın birleşmesi suda oluyor. Yani dış döllenme yaparlar dedim. Aynı cümleleri kurbağalar içinde kurabiliriz. Semender içinde kurabiliriz. Yumurta ve sperm birleşimi suda meydana geliyor gençler. Tabii ki yavrucuklarına bakmıyorlar. Embriyonel gelişimini tamamlamadan yumurtadan çıkan larvalar suda gelişirken başkalaşım metamorfoz geçirerek ergin kurbağalara dönüşüyor. Larva döneminde bambaşka özelliklere sahipler. Ergin dönemde bambaşka özelliklere sahipler. Mesela larva döneminde suda yaşadıkları için solungaç solunumu yapıyorlar. Larva döneminde kalpleri iki odacık. Ergin döneme geldikleri zaman akciğer ve deri solunumu yapıyorlar. Ergin dönemde kalpleri üç odacıklı oluyor. Yani larva ile ergine baktığın zaman birbirine hiç benzetemiyorsun. Deri solunumu da yaptıkları için o yüzden göllere, nehirlere yakın yerlerde yaşıyorlar, nemli bir deriye sahip oluyorlar. Eğer larva dönemi demezse soru kurbağalarla ilgili bir soruysa ergin dönemi dikkate alacağız gençler. Kalpleri tabii ki 3 odacıklıdır diyeceğiz. Vücut ısıları değişken yani sabit vücut sıcaklığına sahip değiller. Çevre sıcaklığı düştüğünde vücut sıcaklıkları düşüyor. Çevre sıcaklığı arttığında bunların da vücut sıcaklıkları artıyor. Kış uykusuna yatabiliyorlar. Boşaltım atıkları embriyonel dönemde aynı balık gibi amonyak ergin dönemde de bizimle aynı üredir gençler. Ben bir belgeselde seyretmiştim. Dünyadaki en zehirli 10 tane hayvanı gösteriyordum en zehirli birinci hayvan olarak karşımıza mesela o kadar yılan türü örümcek türü bilmem ne türü varken kurbağa çıktı bazı iki yaşamlılar zehirlidir bazıları da renk değiştirme özelliğine sahip tabii ki renk değiştirebildikleri zaman ortama uyum sağlamış oluyorlar avcılarından gizlenebiliyorlar gençler semender ve kurbağa türleri dediğim gibi amfibiyalara örnektir mesela bu bir semender sürüngenlere de gelecek olursak kurbağadan bahsettiğimiz zaman kim geldi aklıma? Amfibiyalar. Kaplumbağalardan bahsettiğimde de sürüngenler aklımıza gelecek. Yılan, aynı zamanda kertenkele ve timsah da tabii ki sürüngenler grubuna dahildir gençler. Omurgalılar içinde karasal hayatı uyum sağlayan ilk gruptan bahsediyoruz. Karada ve suda yaşayan türleri tabii ki bulunacak. Vücutlarına baktığımız zaman sert keratin pullarla kaplı olduğunu görüyoruz kemiksi plaklarla kaplı olduğunu görüyoruz. Ne yapabilecek? Bir kısmında deri değişimi söz konusu olabilecek. Mesela yılanlar belli dönemlerde deri değişimi yapabiliyorlar gençler. Karada yaşadıklarına göre de solunumlarının ne olması gerekiyor? Tabii ki bunlar akciğer solunumu yapacaklar. Kalplerine baktım. Kalpleri genellikle 3 odacıktan meydana geliyor. Karıncıklarında bir de yarım perde dediğimiz perde bulunacak gençler. Karıncıklarında yarım perde bulunması kirli kanla temiz kanın birbirine karışmasını engellemeyecek. Yine vücuda karışık kan pompalandığı için değişken vücut ısılı canlılardır diyeceğiz. Timsahların özel bir durumu var. Timsahların kalbi dört odacıklıdır. Ama kirli kanla temiz kan kalpte karışmıyor. Kalpten çıkan bir kanalda karışıyor. Yine değişken vücut ısılı canlılardır. Kış uykusuna yatmada tabii ki sürüngenler sürüngenlerde gördüğümüz bir özellik olacak. Ne yapacaklar? Ayrı eşeyli olacaklar ve eşeyli üreme yaparak birey sayılarını arttırabilecekler. He. İç döllenmeyi ilk kez sürüngenlerde görüyoruz. İç döllenme yapacaklar, yumurta bırakacaklar. Bıraktıkları yumurta nerede gelişecek? Dış ortamda. O zaman iç döllenme dış gelişme ismini vereceğiz. Bunların yumurtalarının etrafında sert bir kabuk bulunacak. Başkalaşım dediğimiz şey sürüngenlerde görülmez gençler. Kertenkele, bukalemun, geko, timsah, yılan, su kaplumbağası da yine bu grupta yer alacak. Geldim kuşlara. Kuşlar dediğimiz zaman omurgalı hayvanlar arasında uçabilen türler bulunduran ilk gruptan bahsediyoruz. Vücutları keratin yapılmış pul, tüy ve teleklerle kaplı. Kıl başka bir şey, tüy başka bir şey birbiriyle karıştırmıyorsunuz. Boşaltım atıklarına baktığımız zaman da bunlar da azotlu boşaltım atıkları ürik asittir gençler. Dişleri tabii ki bulunmayacak, çeneleri gagaya dönüşmüş. Bu gagaları da beslenme şekillerine göre farklılaşmış. Kimisininki koparıcı, kimisinin ki delici, kimisinin ki yakalayıcı özelliğe sahip gaga oluyor gençler. Tabii ki karada yaşadıklarına göre ne yapacaklar? Akciğer solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştirecekler. Yükseklere çıkıldıkça atmosferdeki oksijen miktarı azalır. O yüzden de bunların akciğerlerine bağlı hava keseleri var. Kalpleri dört odacıklı, kirli kanla temiz kan birbirine karışmıyor. O yüzden de bunların vücut sıcaklığı sabit, sabit vücut sıcaklığına sahip canlılara da sıcak kanlı canlılar ismini verebiliyoruz. Kış uykusuna niye yatsınlar ki bunlar yatmıyorlar gençler. Kuşların ön üyeleri de farklılaşarak neye dönüşmüş durumda? Kanat dediğimiz durumda. Tüm kuşların kanadı var ve tüm kuşlar uçar mı? Hayır. Bazı kuşlarda kanatlar körelmiş durumda. Mesela penguende, mesela kivi, mesela emu gibi. Uçamayan kuşlarımız da var. Şahin, sinek kuşu ve ağaç kakan ise mesela uçabilen kuşlara örnek olacak. Arka üyelere baktığımız zaman ördeklerde mesela yüzmeye, penguende yürümeye, bilmem ne kuşunda tırmanmaya, deve kuşunda koşmaya uygun şekilde olabiliyor. Görme ve işitme yetenekleri oldukça yüksek ve biliyoruz ki göçmen kuşlar var yani Kuşlar hayatlarının belli dönemlerinde göç davranışını gösterebiliyorlar. Yine kuşlar ayrı eşeyli canlılardır. Üreme döneminde kur yapma davranışı söz konusu oluyor. Aynı sürüngenler gibi iç döllenme yapıyorlar ama yumurta bırakıyorlar, dış gelişme söz konusu. Yumurtaları sert kapuklu ve tabii ki pek çok canlı için besin kaynağıdır. Sonuçta bizim evde yediğimiz yumurta da tavuktan elde ediliyor. Tavuk da bir kuştur gençler. Kuşlarda yuva yapma, kuluçkaya yatma, yavru bakımı görülecek. Günümüzde yaşayan en büyük kuş olarak deve kuşunu biliyoruz. En küçük kuş olarak da örnek sinek kuşunu verebiliyoruz. Geldim son grubumuz olan omurgalı hayvanların en gelişmişi bizim de içinde bulunduğumuz memeliler grubuna. Suda yaşayanlar hariç vücut kıllarla kaplıdır. Bak kıl başka bir şey, tüy başka bir şey. Benim hiç tüyüm yok. İnce kıllarım var, kalın kıllarım var. Tüy kuşta olur, kıl memelilerde olur. Memelilerin yine kalbi dört odacıklı olacak. Kirli ve temiz kan kalpte birbirine karışmıyor. Sabit vücut ısısına sahip yani sıcak kanlı canlılarız. Solunum organımız yaptığımda nereye gönderdim oksijeni? Akciğerlerime. Yani solunum organımız akciğerlerdir. Boşaltım atıklarımız da tabii ki üre olacak gençler. Akciğerine bağlı alveol bulundurmak da tabii ki sadece memelilere özgü bir özelliktir. Bir de bizim olgun al yuvarlarımız çekirdeksiz. Göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran bir de kaslı diyaframa sahibiz. Belki okul yazısın yazılısın. Sadece memelilerde görülen özellikleri yazınızlar. Akciğerlerde alveol bulundurmak, olgun al yuvarların çekirdeksiz olması, göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasında kaslı diyafram bulundurmak, yavrularını sütle beslemek, vücutlarının kıllarla kaplı olması bunlar sadece memelilerde görülür. Embriyonik dönemde üyeler yaşadığı ortama uygun olarak tabii ki değişime uğramış. Derilerimizde ter bezimiz var, yağ bezimiz ve süt bezlerimiz var. Var. Boşaltım organımız böbrekler boşaltım atığımızda tabii ki üredir gençler üreme ve boşaltım sistemimiz birbirinden ayrılmış durumda çok büyük bir kısımda iç döllenme iç gelişme söz konusu oluyor İç gelişme yapanlar tabii ki yavrularını ne yapacak doğuracak ve sütle besleyecekler diyeyim. Baktığımızda memelilerin bir grubu plasentalı memelidir. Biz de bu gruba dahiliz. Ne yapıyor? Annenin rahim bölgesinde bebiş plasenta adı verilen bir kesenin içerisinde büyüyor. Bir de keseli memeli dediğimiz memeliler var. Mesela kanguru, koala keseli memelilere örnektir. Bebiş gelişimini tamamlamadan doğum gerçekleşiyor. Bebeği alıp anne kesesine koyuyor. Kesedeki süt bezlerini emdiği için keseli memeliler diyoruz. Bir de yumurtlayan ornitorenk dediğimiz bir memeli türümüz var. Yumurtadan çıkan yavru yine annesinin süt bezlerinden, meme bezlerinden süt emdiği için yine bizim için memeliler grubuna dahil oluyor gençler. Memelilere baktığımız zaman tabii ki çok uzun süren bir yavru bakımı söz konusu. Anne babanız hala size bakıyor gibi düşünün. Farklı ortam şartlarında da yaşamaya tabii ki uyum sağlamış canlılardan bahsediyoruz. Geliyorum hayvanların biyolojik ve ekonomik önemine yani dersimizin sonuna. Süngerleri temizlikte kullanıyoruz. Mercanları, istiridyeleri, süs eşyalarında kullanıyoruz. Solucanları tarımda kullanıyoruz. Balıkçılıkta kullanıyoruz. Böcekler bitkilerin tozlaşmasını sağlıyor. Onlar olmasaydı bitkiler üreyemezdi. Gıda, ilaç, kozmetik, kumaş sanayisinde yine hayvanlardan yararlanıyoruz. Hayvanların bir kısmını besin olarak tüketiyoruz. Bir kısmını da teknolojik aletleri icat ederken kullanıyoruz. Mesela yarasaları örnek alarak radarları yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi şöyle bir karşılaştıralım işimizi bitirelim. Omurgalı hayvanlara baktığımızda biskrem diye kodlamıştım. Balık, iki yaşamlı sürüngen kuş ve memelilerden bahsediyoruz. Balıkların vücutları pullarla kaplı, iki yaşamlar nemli deriyle, sürüngenler pulla, kuşlar Tüyle memeliler kılla kaplıydı. Kalpteki odacık sayısına baktığımız zaman balıklar 2, 2 yaşamlı kurbağalar 3, sürüngenler 3, yarım perde vardı. Kuş ve memelilerin 4 odacıklıydı. Balık iki yaşamlı sürüngenler değişken vücut ısılı, kuşlar ve memeliler sabit vücut ısılı canlılardı. Balıklar suda yaşadığı için solungaç solunumu yapacak. 2 yaşamlılar embriyonik dönemde solungaç, ergin dönemde deri ve akciğer solunumu yapacak. Sürüngen kuş ve memelilerde de akciğer solunumu yapılacak. Mesela su yılanı ne solunumu yapar dediğimde akciğer solunumu yapar hocam diyeceksin. Yılan sürüngen olduğuna göre akciğer solunumu yapıyor. Sadece havayı depolayabiliyor, vücudunda tutabiliyor gibi hayal edeceksin. Azotlu boşaltım atıkları balıkların amonyaktır. İki yaşamlıların larva döneminde aynı balık gibi amonyak, ergün dönemde üre olacak. Kuşların ve sürüngenlerin ürik asittir. Memelilerde ise üre olacak. Balıklar dış döllenme, dış geliş gelişme, iki yaşanlılar dış döllenme, dış gelişme, sürüngen ve kuşlarda iç döllenme, yumurtluyor bunlar dış gelişme yapılacak. Memelilerde de genellikle iç döllenme, iç gelişmeden bahsediyoruz. Omurgasız ve omurgalıları da karşılaştırırım. Omurgasızlarda sinir şeridi karın bölgesinde, omurgalılarda sırtta omurganın içerisinde. Notokort dediğimiz embriyonun böyle basit yapılı bir iskeleti omurgasızlarda yok. Omurgalılarda da embriyonik dönemde var. Sonra omurgaya dönüşüyor. Açık kan dolaşımı ve kapalı kan dolaşımı omurgasızlarda görülüyor. Omurgalıların tamamında kapalı kan dolaşımı söz konusudur. Omurgasızlarda böbrek yok. Omurgalıların tamamında böbrek boşaltım organıdır. Omurgasızlarda iç ve dış iskelet, bağısında iç bağısında dış iskelet var. Omurgalıların tamamında iç iskelet bulunur. Oluyor. Baktığımız zaman omurgasızlarda ayrı eşeylilik ve hermafroditlik görülüyor. Omurgalılar ayrı eşeyli canlılardır. Omurgalılarda bilateral simetri var yani vücudu belli bir noktadan böldüğün zaman iki taraf birbirine eşit çıkıyor. Siz de burnunuzdan böyle kestim gibi hayal edin. Hangi hayvanı omurgalı kesersen bilateral simetri çıkar. Omurgasızlarda asimetrik olan da var bilateral simetri de var ışınsal simetri de söz konusu oluyor diyeyim genç. Bir iki tane soru çözüp bitiriyorum aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm hayvanlarda ortaktır diyor bir kere süngerlerde sinir sistemi yok bilateral simetriye herkes sahip değil ki omurgalılarda var ama mesela yine süngerler asimetrik canlılardır. Ha, çok hücreli ve ökaryot olma tüm omurgalılarda ortak. Böbrekler omurgasızlarda yok ki aktif hareket etmede yine süngerlerde yok ki dedik. Buradan da diğer söz, soruma geçeyim. Buna göre yukarıda özelliği verilmeyen canlı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakıyorum süt bezleri varmış. Geyiğe baktığımız zaman memeli bir canlıdır. Süt bezleri bulunur. Solungaç solunumu yapan Allah balıktır. Akciğere bağlı hava kesesi bulunduran kuştur. Yani kartaldır. Metamorfoz başkalaşım geçiren kurbağadır. Yani timsaha ait bir özellik verilmemiştir diyeyim gençler. Hemen diğer soruma da baktım hangisi kuş olduğunun kesin kanıtıdır diyor kanat bulundurma kuş olduğunun kesin kanıtı değil yarasalarında kanadı var ama yarasalar memeli canlılardır veya kelebeğin de kanadı var eklem bacaklıdır akciğer solunumu memeliler de yapıyor sıcak kanlı memeliler de sıcak kanlı. Al yuvarlarında hemoglobin tüm omurgalılarda var. Tüylerle kaplı vücut ise sadece kuşlarda bulunuyor. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.